Sanat hayatının iki konuğu Tuncer Cücenoğlu ve Ekrem Kahraman. Bu programda sıklıkla söylediğim, arkadaşı olmaktan gurur duyduğum insanlar. Yalnızca kendi alanlarında üreten değil, sanatçı olmaları, yazar olmaları yanında, çok yönlü olmaları yanında sorumlulukla, aydın sorumluluğuyla her dönem durmuş insanlar. Bugün tek tek olaylardan gireceğiz. Programın süresi içinde başlıklar açacağız. Önemli bir tartışmanın açılacağını düşünerek sanat hayatı programı olarak böyle bir başlangıcı arzuladım ve doğru insanlarla olduğumu düşünüyorum. Aydın olmak, sanatçı olmak, sanat konuşacağız. Bu işin ekonomi politiğinden, kültürel ortamından ayrı olmadığını her zaman koymuş, söylemiş iki değerli insanla, sanatçıyla konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben Ekrem Kahraman'la başlamak istiyorum. Yıllar önce sanatçının atölyesi dergisi 10 yılı aşkın zaman oldu. 11. yıla girdik. 11. yıl. Evet. Çok özel bir dergiydi. 4 sayı için başlangıç yaptı Ekrem Kahraman. Atölyesini yaşama ortamına çevirerek sanatçının atölyesi dedi. Düşünce ortamı, mutfağı, fikri ortamı dedi. Ve bir başlangıç yaptı. 500 insana posta pulunu kendisi alarak, kendisi postaneye ulaştırıp, insanlara yazdığı mektubu koyup içine, dedi ki, lütfen geri dönün, cevap verin. Eğer 10 lira tanesi, 4 sayı 40 lira, postayla 50 lira. 50 lira, ben bunu 500 kişiye postalıyorum, 3000 bastığımız halde 500 kişiye gönderiyorum. Geri dönüşlere göre de devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Sorumluluk almalı aydını çağırarak, isteyerek başlandı. Bu çalışmanın içinde, bu çalışmayı neydi koyun istiyorum. Bu çalışmanın içinde bir de bir katedral inşa etmek, kaçıncı sayıdaydı? Bir katedral inşa etmek, Avrupalı aydınların, sanatçıların, Cornelius'lar, Cookie'ler, Boyce'lar, o tarihte bütün dünyanın tanıdığı sanatçıların Avrupa tıkandı, Avrupa zorda, ne oluyor tartışmasından yıllar sonra, kaç yıl sonra olduğunu tekrar koyun, bir şey oldu. Tartışma Türkiye'de başlatıldı. Ekrem Kahraman önerdi bunu ve başlatıldı. Bu çok ciddi tepkiler aldı. Almanya'dan gelen tepkiler oldu. Fransa'dan gelen, Türkiye için de tartışıldı. Sonra ne oldu? Yani neydi o tartışma? Bugün de çok sayıda isim, 30 isim içinde Türk diliyle yazan, Türkçe yazan dünya çapında isim de var. Nobel ödüllü isim de var. Avrupa'nın çok ünlü diye tarif edilen, bilinen diye tarif edilen isimleri, felsefeciler var. Bir şeyi açtılar. Bunun alt başlıklarına girelim. Biraz uzunca bir şey oldu. Bir tartışmanın USMER'de devam edeceğimiz, ulusal kanalda devam edeceğimiz, sanatçıların atölyelerinde devam edeceğimiz bir tartışmayı. Yeni bir dünya kurulurken nedir bu? Bugün biz Tuncer Cücenoğlu'ndan buyurun gelin bu programa derken özel alt başlık olarak çizdiğim sinemanın yapımcılar ve dağıtımcılarla olan ilişkisi içinde yasallaşırken, nefes aldı denirken sansür de girdi. Mesela Türkiye'den baktığımızda sinemada sansüre devlet tiyatrolarında karşı çıkmış, mücadelesini vermiş insan olarak. Aydın sorumluluğu dar anlamda kendi kültürel coğrafyasında geniş olarak dünya, yeni bir dünya kurulurken dünyaya bakan aydın olmak. Çok uzun bir giriş olduğunun farkındayım. Ağırlıkla söz sizin bundan sonra. Buyurun. Konu uzun Zafer. Çünkü söylediğin her konu aslında bir bütünün bir parçası. Biz bir şeye dokunduğumuz zaman sadece orasını bakıp da o şu dediğimizde
diğer kısımlar hep eksik kaldığında kavrayamaz hale dönüşürsünüz bir süre sonra. Tanıdığınız bir şeyse eğer onun taş dersiniz, Ahmet dersiniz, elma dersiniz. Tanımadığınız bir şeyse ki problem de orada başlıyor. O da ne? Felsefi düşünce, ideoloji, siyaset. Ben bunu çok sıkça karşılaşıyorum çünkü yakinen bildiğin gibi ben Aydınlık Gazetesi'nde de 15 gün bir yazı yazıyorum. Ve sanatla ilgili yazıyorum ama her sanatla ilgili yazdığım yazı dönüp dolaşıp siyasete geliyor. Şimdi sinema yasasıyla ilgili konu, sansür, bu konular doğrudan doğruya çeşitli dönemlerde hep karşımıza çıkan konular. Bu konular 2005'li yıllarda bizim karşımıza geldi. 13 yıl geçmiş. Biz 2008'de 2 yıl boyunca 4'er sayı onları çıkardık. Biz dergici değildik. Dergici olmayan bir dergiciydik. O zaman nedir o? O zaman şu. Biz eğer sanat yapıyorsak, sanat yapmanın 9 ayrı, 9 farklı enerji kaynağı var. Bunu Joseph Beuys söylüyor. Ben de bir kitapta yazdım zaten ve çok önemli. Siz tek bir kaynaktan baktığınızda diğer kaynakların oluşturduğu tarafları anlamayıp sanatı sadece, kültürü sadece, düşünceyi sadece onlardan ibaret hale getiriyorsunuz. Gene bir zamanlar yazmıştım. Namık İsmail ile ilgili Türkiye'de kurulmuş sol bir partinin ilk genel başkanıdır. Kitabın yazarı dahi bu yazıdan sonra beni arıyor, bunları nereden buldunuz diye. Bunları nereden buluyorum? Çünkü Almanya'daki Rosa Luxemburg hareketine çok yakın bir kimliktir. Muhsin Ertuğrul da o çevredendir, o gruptandır. Bunlar Türkiye'den gitmiş, resimle, tiyatroyla, başka alanlarla ve siyasi kimlikler de var. Böyle bir harmanlaşmış bir bütün halinde ortaya çıkan durumlar, pozisyonlar ve kişilikler. O nedenle Namık İsmail Türkiye'deki bir sosyalist partinin genel başkanlığını yürütmüştür. Bu o çağın, o Türkiye'sinde ona yüklenen toplumsal, insani, ahlaki bir sorumluluktur. Bırakın ideolojiyi ve siyaseti. Şimdi biz de sanatçının atölyesini çıkarırken aynı insani, ahlaki sorumluluklarla hareket ettik. Bırakalım gene Türkiye'nin siyasi durumunu, pozisyonlarını, sansürlerini, çıkan yasaların her fırsatta sisteme ait hale getirilmenin de aynı zamanda bir aracı oldum. Bana sorarsanız şimdi sansürden çok manipülasyonun önemli olduğu bir çağdan geçiyoruz biz. Sansür normal bir ortamda bazı fikirlerin yasaklanması üzerine kurulu. Ama bazı fikirlerin yasaklanmayıp da bazı fikirlerin serbest bırakıldığında karşılaştığımız durum ise o fikirlerin gerçekliklerden koparılmış olduğunu, hatta manipüle edilip başka bir şeye dönüştürdüğünü. Bununla ilgili en az 20-30 tane kavram sayabilirim. O nedenle bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde sansürü de var, manipülasyonu da var, şişirilmiş isimler de var. Reddedilen, dışlanan, özellikle empresyonist dönemde Fransa'da dışlanmışların salonu vardı. Onlar bir tek orada sergi açabilirlerdi. Onun dışında bir yerde sergi açmaları mümkün olmadığından dolayı kendilerini de onlar çok mağdur edilmiş bir kavram olarak dışlanmış kelimesini kullanıyorlardı. Onlar empresyonistlerdi. Şimdi dünyanın her tarafında o empresyonistler en sıradan, en çok tercih edilen bir sanat anlayışının temsilcileri. Şimdi bu kadar çok konunun neresinden başlarsak başlayalım aslında aynı eli tutuyoruz, aynı yaraya dokunuyoruz. Aynı bakış açısına ihtiyacımız oluyor. O ihtiyacımız olan şey şu. Ben hep bunu söylüyorum. Tekrar başa dönmek zorundayız. O zaman da şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki felsefe niye var? Sanat niye var? Kültür niye var? Tıp niye var? Mühendislik niye var? Türkiye gibi bir ülkede herkesin kendi alanındaki pozisyonuna bakıp karar verilemediği bir süreç bu. Pekala dünyada değişik mi? Hayır. Küresel anlamda Türkiye'nin yaratıcı zihinlerini, yaratıcı duyarlılıklarını dahi denetim altında tutmaya, manipüle etmeye çalışılıyor. Şimdi yarın Karaköy'de Galata Rum Okulu'nda bir panelde gene konuşmacıyım ben.
konumuz... Külin Onat'la birlikte Profesör evet, Onat. Deniz Han Özer küratörlük yapıyor ve bunu organize eden de DÜYO vakıfları. Şimdi burada neyi konuşuyoruz? Sanatçının sanat eğitimi nasıl olacak? Bakın biz bunu 40 yıldır tartışıyoruz. Ve 40 yıldır bir adım ilerlemiş değiliz. Herkes el yordamıyla. Onlarca program yaptım sanat yani, eğitimcileriyle, profesörler. Hemen onun yanı başında. Hemen onun yaşında. Pekala sanat genç sanatçıların beklentilerini. Genç sanatçıların beklentilerine ben şunu söyleyeyim bakın. Genç kızlarımızın beklentileri var, delikanlıların beklentileri ne? Genç çocuk çırakların beklentileri ne? Genç mühendislerin, genç dijital alanda geliştirmiş çocukların neye ihtiyacı var? Hepsinin bir beklentisi var. Şimdi böylesine çok karmaşık bir süreç içerisinde konular da ister istemez karmaşıklaşıyor. O nedenle şimdi sorduğun sorunun o bölümüne hemen kısaca cevaplayayım. Ondan sonra sözü size bırakayım, haksızlık etmeyeyim. Bir katedral inşa etmek ne? Bir katedral inşa etmeyi biz günlerce tartıştık. Biz günlerce tartışırken aslında o tartışmamızın asıl nedeni şuydu. Ne oldu da Avrupa'da, Avrupa demokratik devrim, sol bir bakış açısına baktığın zaman burjuva demokratik devrim denilen şey. Ne oldu da tıkandı denilen bir yere geldi. Ne oldu da 1789 Fransız devrimi, yani aydınlanmayı ve moderniteyi doğuran devrim, sonra giderek tersine dönüştü. Türkiye'de olduğu gibi tekrar bir geriye dönüş. Türkiye'de nasıl Osmanlıcılık egemense, bugün Avrupa'da da sömürgecilik egemen hale gelmiş durumda. Fakat bazı aydınlarımız, entelektüellerimiz, Batı'yı hep anasından doğmuş, 18 yaşına gelmiş, çıtır bir kız gibi algılıyor. Hayır, o kız evlendi, bir şekilde çocukları oldu, daha olgunlaştı, bir şekilde hayat zorluğu çekiyor, krizleri var, kültürel kriz içerisinde. İşte bir katedral inşa etmek, Joseph Beuys, Ansel Kiefer, Enzo Cucci, Yunanlı Yannis Cornelius, Jean Christopher Ahman, bir sanat tarihçi, onları bir şekilde İsviçre'nin Basel kentinde topluyor. Yunanlı, İtalyan, Alman, onları tartıştırıyor. O zaman onları tartıştıran, bir araya getiren güç ne? Çünkü oraya geliyorlar diye para kazanmıyorlar, bir makam edinmiyorlar. Onlar kendilerine göre aydın ve entelektüel sorumluluğu hissedip birer sanatçı olarak önlerindeki sorunlarıyla birlikte bunu tartışıyorlar. Vardıkları yer ise bir katedral. Nedir katedral? Yani hem dini bir kurum, hem sosyal bir yapı, hem o sosyal yapının içerisindeki yaşamlar var, sınıflar var, tabakalar var, kültürler var. Bütün bunları karşılayan bir özelliğe sahip. Onun için bir katedral inşa etmek istiyorlar. Fakat o katedral inşa edilmedi. Avrupa'da da edilmedi. O sanatçılardan bir ay önce İtalyan Enzo Cucci ile benim sevgili Barış Sarıbaş Roma'da karşılaşıyor ve bizim o tartışmalarımızı anlatmış ona. Adam heyecanlanmış. Türkiye'ye gelir misiniz demiş. O da seve seve gelirmiş. Ben hala aynı düşüncedeyim diye de selam göndermiş bana. Şimdi pekala diğerleri ne yaptı dediğimizde Yannis Cornelius geçen yıl vefat etti. Ansel Kiefer sanıyorum hala yaşıyor. Joseph Beuys bildiğin gibi vefat etti. Fakat şu bilgiyi de biliyoruz. O bilgi de şu. O gün orada o düşünürler, o sanatçı düşünürler, o insan düşünürler. Ne söyledilerse sonraki hayatlarında ne yazık ki söylediklerin şeyinin ana merkezini, ana yolunu kaybettiler. Ve genel sistem içerisinde dünyanın önemli sanatçıları olmayı oradan geçer zanneden ki Joseph Beuys onlardan birisidir. Başka bir yere gittiler ve kendi söylediklerini rafa kaldırdılar. Unuttular demeyeyim. Fakat o raftaki şey dipleri duruyor. Biz onun için bugün sözünü ettiğin o aydınların bildirisini yeniden tartışmakla yükümlüyüz.
Ben dikkat ediyorum. O aydınların, düşünürlerin o fikirleri Avrupa'da tartışılmıyor. Ama ben çok iyi biliyorum ki Avrupa'da da o düşüncelere eleştiri yönelten çok önemli aydınlar var. Fakat o sistemin içerisine onlar sokulmuyorlar Türkiye'de olduğu gibi. Dışlanıyorlar, küsmüşler, kırılmışlar. Fakat bizim gibi ülkelerde bu kırılma şansımız yok ya da güneşimiz iyi, biz besleniyoruz. Evet. Uzunca bir açış, uzunca bir giriş soruya ve söz sizin. Türkiye'den, Türkçe ana dilinde yazan ve dünyada kabul görmüş yazarımız, bu tartışmaların içinde olmuş, fikrini ifade etmiş insan olarak, aydın sorumluluğuyla bu başlangıca neler söyleyecek? Ben daha somut, daha net bazı şeyler söylemek istiyorum. Daha anlaşılır. Bunlardan birincisi, bir sanatçının, bir yazarın ya da hangi dalda olursa olsun bir sanatçının aynı zamanda belirli birikimlerle bir siyasi görüş sahibi olması lazım. Çünkü yazarsa söz konusu olan, eğer belirli noktalarda belirli bilgi birikimleri yoksa o yarım kalmış bir şeydir. Yani ortada kalmış bir şeydir. Benim yaşamım boyunca beni etkileyen çok yazar oldu. Bunlardan örneğin Hemingway'i sayabiliriz. Kendi yaşamını politik inançlarıyla da süslemesini bilen bir yazar. İspanya İç Savaşı'na katılmış, bütün dünyayı dolaşmış, Küba'yla ilişkiler kurmuş, biliyorsunuz hepiniz. Onun dışında Gorki mesela yine çok etkileyen bir sanatçı. Sadece yazmak değil, yazdığı gibi bir politik kavganın da içinde olmuş. Bu çok ciddi ve önemli bir şey bence. Onun dışında yine bir başka yazarları sayabiliyoruz. Mesela şeyi diyorlar Fransızların, Jean-Paul Sartre için. Fransa'nın vicdanı diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki çok büyük bir yazar Sartre. Ama orada Cezayir olayında, değil mi? Cezayirli yurtseverlere yapılan baskılara, işkencelere karşı hayır dedi. Tek başına da olsa bir mücadele. İşte o zaman yazar farklılığı ortaya çıkıyor. Bizde de bunun en canlı, birçok örneği var da, bizde en canlı örneği biliyorsunuz Aziz Nesin'di. Ve sizin arkadaşınız, oyuncu bir isim verelim, Levent Kırca'ydı. Tabii ki, tabii ki. Yani bir insan hem bir dalda gerçekten iyi üretimler yapabilir ama belli... Dünyanın belli noktasında belli tavırları da koymayı başaran insan ancak başka türlü bir noktaya gelebiliyor. Tam izah edebiliyorum galiba. Ama mesela yine bir Emile Zola'yı düşün. Emile Zola da aynı şekilde Fransa'nın kültürünün gelişmesinde, muhalif kültürünün gelişmesinde birinci derecede rol oynamış bir sanatçı. Şimdi Ekrem arkadaşımızın çok güzel söylediği gibi ben o konuyu biraz daha somutlamak istiyorum. Avrupa tabii ki çok büyük değişimler geçirdi. Tabii ki Avrupa'da 1789 ve ondan sonrasında birçok olumlu şeyler de gelişti. Ama geçmişe itibariyle de baktığımız zaman Avrupa'da Belçika gibi, Hollanda gibi, Fransa gibi kapitalizmi pompalayacak ya da sömürgecilikle belli noktaya gelmeyi sağlayacak girişimler de oldu. Irkçılıklar oldu. Şunlar bunlar oldu. Ama ona rağmen Avrupa belli bir noktaya geldi. Peki şu anda gelinen nokta nedir? Bence önemli olan o. Ekrem arkadaşımızın dediği gibi mutlaka karşı çıkanlar var ama onlar devre dışı olduğu için o bildirilerin karşısında bir şey söyleyemiyorlar. Görüşüne yer yer katılmakla beraber aslında çok ciddi bir olay oluyor. Trump, değil mi? Bu beni müthiş etkiledi son zamanlarda. Maduro için devirin bu adamı diyor. Devireceğiz diyor. Ve bütün Avrupa yanında yer alıyor. Ve bir takım aydın olduğu zannedilen, yazar olduğu zannedilen bir takım insanlar da doğrudur, destekliyoruz diyorlar. Ve onun içinde de bir tane Türk yazar. Orhan Pamuk. Bu beni çok rahatsız etti.
Çok net olarak rahatsız etti. Ama gördüğüm olay benim şu. Kapitalizm korkunç bir noktaya geldi. Emperyalizm artık inanılmaz bir boyuta geldi. Çünkü denediler 80'den sonra, başaramadılar. Bütün dünyadaki dengeleri de alt üst ettiler. Kuşkusuz bazı haklılıklar olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Yani karşılarındaki güçlerin de yanlışları olabilir. Ama bu şekilde bir sonuç vermemeliydi. Bütün dünyada dengeler alt üst oldu. Her şey alt üst oldu. Şimdi söz gelimi şeyde Arap Baharı dediler. Kaddafi'yi parçaladılar. Doğru mu? Evet. Ve ülke de parçalandı. Ve bunu Avrupa da destekledi. Uçaklarıyla, askerleriyle. Ne yaptılar sonra? Geldiler Irak'ı parçaladılar. 1,5 milyon insan öldü. Şimdi bunlar korkunç şeyler. Suriye'ye girdiler, biz halledeceğiz dediler. Halledemediler. Esad kahramanca ülkesini savundu. Bitirdi olayı. Tabii ki o Avrasya ülkelerinin de büyük katkısıyla Rusya gerçeğini bir tarafa yazmamız lazım yani bizim. Şimdi o zaman bizim burada net olarak bir sanatçı tabii ki üretecek, evrensel şeyler yaratacak ama politik tavrını da koyacak ortaya. Yoksa olmaz, böyle havada kalan bir şeylik olmaz. Yazarlık olmaz veya sanatçılık olmaz. Tavrını koyacak, tavrını koyacak. Biz tavrımızı koyanlardanız ve kınıyorum ben. Orhan Pamuk'un ben şu yönünü de takdir etmiyor değilim, yanlış anlamayın. Birçok yerde de bunu söyledim. Bizim önümüzü de açtı Nobel'le. Yani çünkü ne olursa olsun bir Türk yazar Nobel aldı. Eserlere değer değmez. Ona katılmıyorum. Yani o farklı yorumlanabilir ama yolumuzu da açtı. Ama artık sorumluluğunu bilmesi gerekir. Ben bu ülkenin yazarıyım ve hep beraber saldırın diyorum. Maduro'yu yıkın. Böyle bir şey var mı ya? Onun için yani bu olay beni çok rahatsız ediyor. Sansür olayına gelince, sansür aslında belki çok garip gelecek sizlere. Sanatçılar için sansür inanılmaz bir avantajdır. Çünkü dünyada bugüne kadar sanatçılar hep sansürle boğuşmuşlardır. Ve sansürle boğuşan sanatçı başka yöntemler bularak yine de kendisini ifade etmeyi başarır. Yaratıcılığı keşfeder. Evet, yani bu iş böyle. Yani sansür olmayan bir dönemi düşünebiliyor musunuz? Engizisyonlar, şunlar bunlar, orta çağ, yakın çağlardaki bugün günümüzde dünyada yaşananlar. Sansürün en uç noktalı ama sanatçı oradan sıyrılıyor. Başka bir yöntem buluyor. Ama bu demek değildir ki sansür iyi bir şey değil. Çünkü sansürsüz bir ortam sanatçıyı daha özgür kılıyor. Onu parasal olarak bir sıkıntısı olmayan bir sanatçı sansür de yoksa harika şeyler çıkartır. Yani Orhan Kemal'i ben hep düşünürüm. Bizim büyük yazarımız Orhan evet. Kemal'i. Orhan Kemal sırf kömür almak için bir gece 18 saat çalışarak hatırlıyorsunuz şeyi yazıyor. 72. koğuşu yazıyor. Evet. Yani 18 saat uyumadan üstünde battaniyeyle. Yani keşke onun ısındığı, karnının doyduğu bir ortamda o eseri yaratabilseydi daha iyi olurdu. Daha büyük bir eser olurdu. Buna kesinlikle inanıyorum. Çünkü ertesi gün sabahleyin getiriyor, yetiştiriyor, veriyor. Yani sansüre tabii ki karşıyız. Ama sansür bizi yıldıramaz. Hiçbir sanatçı yıldıramaz. Ressamlar içinde bunları yaşadık biz, gördük. O en korkunç işkencelerin yapıldığı dönemlerde bile sanatçı yolunu buldu. Yine çizdi. Hiç bunun önlemenin imkanı ihtimali yoktur. O bakımdan biz görevimizi yapmaya çalışan insanlarız. Bu ülkede de yapmaya devam edeceğiz. Yalnız bu Maduro olayı Avrupa'yla olan, Avrupa Birliği'yle olan veya onlarla ilgili düşüncelerimin ne kadar net ve doğru olduğunu bir daha gösterdi. Avrupa'yı, ben Avrupalı olamam. Ben Avrupa Birliği içinde yer alamam. Böyle bir şeyim yok. Benim yerim Avrasya Birliği'dir. Bir birlikse tabii ki bir birlik olması lazım. Çünkü karşımızda bizim bir emperyalist bir dünya var.
Onlara karşı biz kendi Avrasya Birliği'mizi sağlamak ve dengeyi kurmak, ondan sonra da onları yıkmak zorundayız. Başka türlü dünyaya huzur gelmeyecek. Evet. Teşekkür. Şimdi sosyalistlerden geliyor tırnak içinde en şey tepki. Adını da vereceğim, selamını söyleyerek Fransa'dan dün geldi. Antalya'da sergisi var, Onay Akbaş. 30 yıldır Paris'te yaşıyor. İktidarda olan partinin üyesi. Tatlı bir biçimde eleştirel davranarak, düşünsel olarak sağa savrulduğumuzu söyleyerek, bana dönük, benden çıkarak biz diye söylediğim bir programa söylüyor bunu. Soru. Sosyalistler arasında en büyük ayrılık, hepimizin yaşadığı tarihsel şey, ikiye bölünüş. İlk, sosyalist devrim ve milli demokratik devrim diyenler arasında oldu. Sosyalist devrim diyenler Türkiye'de, Türkiye özelinde emek sermaye çelişkisi diye koyarak sosyalizm dediler. Milli demokratik devrim diyenler, MDD'ciler dendi onlara, ulusal demokratik halk devrimi diyenler, önce emperyalizmden ve onunla işbirliği halinde olan Orta Doğu, Orta Çağ gericiliğinden kurtularak arasız devrimlerle geleceği istemek, sınırsız, sınıfsız bir dünyayı umut ederek kendi ulusal devleti içinde bir programın parçası olmak idi. Peki kardeşim, ulusal demokratik halk devrimini savunanlar, B.J. Obama diye Amerika'nın kara gücü konumuna düşen terör örgütüyle nasıl yan yana olabiliyor? Bugün de ya da genel olarak sosyalistim diyen, sosyalist devrim diyenler, hadi diyelim o programda yanıldılar. Bugün emperyalizmle büyük çatışma içinde olan o duruşum, ulusal devrimlerin, mazlum milletlerin ilk devrimini gerçekleştirmiş Mustafa Kemal programına, Kemalist devrim programına nasıl karşı olarak emperyalizmle işbirliği içine girebiliyorlar? Avrupa'dan bakarak bir katedral inşasıyla bunun arasında bir bağ kurulabilir mi? Yanılgı burada nasıl görülüyor? Bana böyle şöyle bakalım, yani ne yaparsanız yapın, aslında bir insan olarak yapıyorsunuz canlılar içerisinde. Kertenkele değilsiniz, tilki değilsiniz, tavuk değilsiniz. Tavuk da kuşkusuz, kertenkele de, tilki de mutlaka kendi pozisyonlarından bakıyorlardır. Onların karakterleri, özleri öyledir. Bu düşünceler içinde böyledir. Sizin kişisel hayatınızdaki çıkış yollarınız içinde öyledir. Orhan Kemal örneğini çok güzel verdi mesela. O nedir? O bilmem şu kadar saat, sabaha kadar uğraşıyor. 18 saat. Bir şekilde 72. koğuşu yapıyor. 72. koğuş hala Türk tiyatrosunun en önemli yapıtlarının başında geliyor bana göre. Şimdi gidip de bankadan kredi alayım, arkadaştan borç alayım, bugün de geçireyim diye de düşünmüştür, yapmıştır, bilemem onları. Ama sonuçta çalışmak. Fakat çalışmayıp da daha kolay yoldan bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız onun da yolları belli. Bu sefer bir süre sonra gayrimeşru diyebilen yollara sapıyorsunuz. Ahlaki olmayan yollara sapıyorsunuz. Ahlaki olmayan yollara saparak bu ülkede son 50 yılın içerisinde dahi, sadece AKP döneminde değil, birçok makam, bürokratik mevki, milletvekilliği, mecliste, komisyonlarda, yönetim kurullarında yer almış mıdır? Almıştır. Pekala bunu sanat ortamlarında, entelektüel ortamlarında olmadığını mı düşünüyoruz? Burada şimdi işin içerisine bahsettiğin konuda B.J. Obama meselesi, bir ulus devlet kurmaya çalışıyorlar. Ulus devlet kurmaya çalışıyorlar ama ulus devlet olmamak üzere bir şeyin içinde olup olmadıklarını düşünmüyorlar bile. Bunun da kökleri ideolojik, işte demin anlattığım kısa yoldan elle geçirmek meselesi. Ben zaman zaman onlara şaka yolu şunu söylüyorum. Biz şu kadar süre, şu kadar insanımızı kaybederek Milli Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Bağımsız bir ülke olduk.
ne kadar bağımsız bir ülke olduğumuzun farkında mısınız? Pekala siz bu halde nasıl? Biz savaşarak bizi esir almak isteyen emperyalizme karşı bir devlet kuruyoruz ve hala bağımsızlık için mücadele ediyoruz. Bu da siyasi bağımsızlıktan öte, kültürel bağımsızlıklarını, ahlaki bağımsızlıklarını, birçok ekonomisidir, tarihtir, bakış açısıdır, felsefedir. Bu konudaki bağımsızlıklarımız dahi bu konuda büyük bir kavram kargaşası var. Niye? Çünkü bağımsızlık büyük bir ağaç gibidir. Ve onun her dalında ayrı ayrı meyveler değil, tek meyveler vardır. Ama o ağaç gibi farklı farklı ağaçları bir büyük ormanda ya da bahçede toparladığınız zaman bağımsızlık böyledir. Nazım Hikmet'in bir orman gibi, kardeşçisi gibi demesi bana hep onu çağrıştırır. Çünkü orman sınırları belli olmayan doğal büyük bir hareket hali, arenası aslında. Şimdi ben birçok şeyin aslında kişisel yaşam biçimleri, kişisel düşünceleri ve ister istemez sol diye adlandırdığımız bir noktada hangi siyasi görüş, neyi savunuyoruz, bütün bu menfaatlerin dışında değil, içinde hareket edildiğini düşünüyorum. Evet. Bunu böyle algılamamın nedeni sadece şu anda olanlardan dolayı da değil. Çünkü bir şeyin içinde yaşıyoruz. Bir süreç bu. O sürecin içerisinde biz sanatçının atölyesini, dergisini çıkarmaya başladığımız zaman Alman entelektüellerinden bize, Almanya ile ilişkisi olan, içimizde olan bir arkadaşımıza, Türkler niye hep 20 yıl sonra siz bu tür konuları önemsiyorsunuz ve tartışmaya başlıyorsunuz diye haber göndermişler bize. Ben de onlara tekrar haber gönderdim. Siz niye 20 yıl önceki savunduğumuz şeylerden bu kadar menfaat karşılığında vazgeçebiliyorsunuz bu kadar kolay? Korkunç. Biz bir şeyin ucundan tutarız. Evet, ülkemizdeki bütün entelektüelleri eleştiririz, karşı çıkarız, itiraz ederiz. Onların gittiği yolları reddederiz, teklif edilir reddederiz. Ama sonuçta bu toplum siyasi partilerini dahi düzene sokabilecek bir alt büyük bilince sahiptir. Bu bilinç ideolojik bilinç olmayabilir, siyasi bilinç olmayabilir ama insani ve ahlaki bir bilinç olduğu kesinlikle gerçek. Yaşanılan kültürel coğrafya ile bu söyledikleri Ekrem Kahraman'ın büyük birikimle Anadolu dediğimiz kaç bin yıla dayanan uygarlıklar var. Kaç kültürel yapının iç içe geçişi, harman oluşu var, iktidarlar var, yıkılışlar ve yeni varoluşlar var. Bunların içinden gelerek Osmanlı İmparatorluğu gibi bir dünya devletinin içinden bir emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşı vererek yeniden inşa var. Cumhuriyete ulaşan süreç var. Bu büyük birikimler. Buradan buranın bugün yaşayan en... bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En önemli yazarı, en çok oyunu dünyada oynanan ve özellikle Avrasya'da, dünyanın her yerinde ama oynanan yazarı nasıl bakıyor bu konuşulan eksende? Kendi özelinden çıkarak bir programda burada Tuncer Cenoğlu'nun söylediği idi ya da özel sohbette çok şey yapamayacağım. Çok önemli bir oyun ama bizde anlaşılıyor. Örneğin Haldun Taner'in Keşan Nalisi. Tabii. Ama daha evrensel temalar ile bakarak söylemek, bugün tespit etmek ve yazar olarak bunu oyun yazarı olarak koymak, karakterlerin canlandırılışı, o yönetmenle Ukraynalı, Hindistanlı, Rus ne ise yani o şeyle ete kemiğe bürünerek kabul görmesi o farklı kültürel yapıda. Buradan çıkarak bütün bu konuşmaları nasıl değerlendirirsiniz? Aydın sorumluluğu ve yazar. Şöyle, ben bir kere baştan şunu belirtmekte yarar görüyorum. Yapay politik ayrımları kabul etmiyorum. Benim beynim onu kabul etmiyor. Yani şu şekilde, bu şekilde düşünmek, işin temeli önemli olan. İşin temeli nedir? Ben sanatçı olarak neyi düşünmek ve neyi görmek zorundayım dünyada? Biri yer... Biri bakar,
kıyamet bundan kopar. Çok net özetlemiş bizim halkımız. Olayı net özetlemiş. Onun için yok milli demokratik devrim, yok bilmem ne falan, bunlar beni ilgilendirmiyor. Tabii ki ilgilendiriyor. Bakıyorum ama temel meselemiz budur bizim. Temel meselemiz gerçekten sınıfsal bakmak, meselelere sınıfsal bakmak ve doğru tespitlerle evrensel mesajları verecek eserler üretmek. Evet. Buradan gelirsek şeye, bizim yazarlarımıza, yani söz gelimi, ne bileyim, bir Yaşar Kemal evrensel bir yazar. Çünkü yazdığı her şey dünyaya hitap ediyor. Aziz Nesin evrensel bir yazar, öykücü, mizahçı. Çünkü sadece bürokrasiyi bize has eleştirmiyor. İnsan zaaflarını da kendisi de dahil olmak üzere, değil mi? İnanılmaz bir şekilde eleştiriyor. İnanılmaz şekilde kendisiyle dalga geçiyor. Gogol evrensel bir yazar. Ya bir tane doğru dürüst bir tiyatro oyunu var, Müfettiş. Hindistan'da da oynanıyor. Rusya'da da oynanıyor, Amerika'da da oynanıyor. Filmler oluyor ve devam ediyor. Türkiye'de her sene 2-3 tane tiyatro Müfettiş oynuyor. Şimdi o halde bizim burada neden bu gerçeği göremiyor bazı yazarlarımız? Şunu o gün de konuştuğumuz zaman söylemiştim. Bizim yazarlarımızda daha milli özellik öne çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani. Bütünü düşünemiyorlar. Ve temel meselenin bu sınıfsal mesele olduğunu göremiyorlar. Gören yazarlar fırlayıp gidiyor. Burada evet. Büyük farklı birikimlerle konuşalım istiyorum. Tekrar söylüyorum, Ulusal Strateji Merkezi'nin kültür sanat masasında beraber olalım. Davet mutlaka, edelim birikim olan. Daha iyi olur, yani daha sanatçının iyi. Atölyesi geleneğini biraz kameralar ve notlara çevirerek paylaşabileceğimiz şekilde çoğaltalım. Sizin uyardığınız nokta, çok yakın arkadaşlarımızla farklılığa düşüp biraz önce adını verdiğim gibi şeye girebiliyoruz. Yani orada tartışılıyor ve kalınıyor. Kapatırken çok kısa şey, sıklıkla söylediğim özel sohbette ve bir son programda kullandığım şeyle, gemileri parçalatıp çalmak için sahte fenerler kuran korsanlar bile puşt eşeklerin yanında çok masum kalıyorlar. Puşt eşek fıkrasını bir daha anlatacağım. İzlememiş olanlar için size de. Puşt eşek görünüşü çok afilli, çok güzel eşek. Kulağı kulak, boyu boy. Böyle bir özel ama puşt eşek sahibi dayanamıyor. Pazara götürüp satacak. Ekrem Kahraman'ın o mesellerinden çıkarak biraz da bunu yapıyorum. Çok farklı bir kişilik Ekrem Kahraman. Bilmez miyiz? Yani büyük bir şeyler, psikologlar özel hayatlarının içinden çıkan o küçük farklarla, nüanslarla dünya çapında psikolog oldular. Sanat dünyasının en özgün düşünen, doğadan örnekleriyle, ben çiftçiyim diyen insan, biraz çoklu yönü şairliği ve yanında çekemediği o film var. O bisikletle kovboy filmini çekemedi. Eksik olan tarafı var. Yapacağım. Tabii yapar. Şimdi, yapsın zaten. Puşt eşeği anlatıp programı kapatacağım ama çok şey yapacağımızın sözünü de alarak. Tabii ben de bir şey söyleyeceğim ona göre. Şimdi pazara getiriyor. Ya niye satıyorsun bunu diyorlar. Bu eşek satılır mı? Ya diyor, satılsın. Ben alacağım diyor bir arkadaşı. Ya sana vermem diyor ya. Arkadaşıma verir miyim? Bu gitsin diyor, uzağa gitsin bu diyor ya. Evet. Kaça? Ya diyor 3 kuruşa vereceğim. Ya 3 kuruş olur mu bu? 30 lira 50, ya bırak gitsin bu diyor. Yaramaz bu, diyor. Bu puşt eşek diyor ya. Görünüş ama nasıl biliyor musunuz? Yani bravo, anlatmaya gerek yok. Ve satıyor. Alan bunu dolaştırıyor. Çocuklar biniyor sırtına, çarşıya, pazara gidiliyor. Düğün dernek oluyor, her şey mükemmel. Tarla taban ekiliyor, biçiliyor filan. Buğdaylar değirmene götürülüyor, un yapılıyor, yükleniyor. Tam dereden geçerken bacaklarını kırıyor, unu ıslatıyor eşek.
Kuş bunu orada gösteriyor. Kuş teşekten kaçacak. Kaçacaksın. Evet, doğru. Sürenin bittiğini ısrarla söylüyor. Çok kısa ise buyur ama devam edeceğiz. Kısa sadece bir şey canım, çağrı. Yani yarın söylediğimiz gibi evet, o şeye beklerim. Bir de ayrıca bugün benim de içerisinde yer aldığım bir önemli sergi açılışına gideceğim şimdi hemen. Tabii ki bunları hep davet ediyorum. Bunun da gerekçesi de şu, buyurun gelin meselesi değil. Sonuçta birbirimizin penceresindeki ışığı yanıyor mu yanmıyor mu diye bakacağız. Denizhan Özer'in küratörlüğünü yaptı. Evet, Müjda Kuma Sanat Galerisi'nde evet, 5-6 sanatçıyla birlikte önemli bir sergi. Birbirimizin penceresindeki ışığa bakacağız, dağına bakacağız, sobasına bakacağız, dumanı tütüyor mu diye evet, bakacağız. Sanatçılar da birbirimize böyle böyle bir gelip gideceğiz. Bir cümle de ben söyleyeyim evet, izin verirseniz. Dünyada sömürü bitmeden savaşlar bitmez. Bunu göreceğiz, sınıfsal bakacağız, üretmeye devam edeceğiz. Politik duruşlarımızı da her yerde göstereceğiz. Evet. Ben olaya böyle bakıyorum. Değerli izleyiciler, konuklarım, yazar, oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu ve sanatçı Ekrem Kahraman, saygıyla. Çok teşekkür ediyorum. Evet.